Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin en çok kullanılan yerli borsalarından biri olan Paribu Borsası'nın mobil versiyonunu nasıl kullanabilirsiniz, bundan bahsedeceğim. Bu borsada al ve sat işlemleri, stop loss, nasıl kayıt olunur gibi birçok konuda bu video aracılığıyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bu ve buna benzer içeriklerden anında haberdar olmak adına kanala abone olup bildirimleri ikonunu açmayı unutmayın. Gelin şimdi videoya geçelim. Şu an CoinGecko sitesindeyim. Neden bu site? çünkü size Paribu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Eğer CoinGecko sitesini daha önce hiç duymadıysanız bununla ilgili para mühendisi kanalımızda 2 adet video bulunmakta. CoinGecko Mobil ve CoinGecko web olmak üzere şu an bu site aracılığıyla Türkiye'de en çok kullanılan borsaları görmüş oluyorum ve burada güven skoru bulunuyor. Güven skoruna göre BTC Türk birinci sırada Paribu ise ikinci sırada. Ve işlem hacmi Paribu'nun BTC Türk'ten şu an daha fazla. İşlem hacmi bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü bir borsada işlem hacmi ne kadar yüksekse o kadar güvenilirdir diyebiliriz. Çünkü birçok kişi o borsa üzerinde işlem yaptığı anlamına gelir. Ve aynı zamanda bir borsadaki işlem hacminin yüksek olması stoploss'unuzun daha iyi çalışması anlamına gelir. Emirler daha çok olacağı için sizin stop koyduğunuz yani satış koyduğunuz bölüm boş geçmeden satış yapabileceğiniz anlamına gelir. Bu da Bitcoin'in çok hızlı yükseldiği veya çok hızlı düştüğü dönemlerde sizi zarar etmekten veya kar kaçırmaktan kurtaracaktır. Pariblock bölümünü de tanıtmak istiyorum çünkü burayı ben kullanıyorum ve seviyorum. Pariblock sitesini neden kullanıyorum? Bu bölümde Paribu ile ilgili haberleri, gelişmeleri görebiliyorsunuz. Kripto paralarla ilgili mesela o OXT ile ilgili ufak ufak bilgileri elde edebiliyorsunuz. Perspektif bölümünde ise kripto parayla ilgili farklı kişilerin görüşlerini alabilirsiniz. Paribu rehberi ise Paribu'da işlem yaparken karşılaşmış olduğunuz hataların çözümleriyle ilgili açıklamalar yer alıyor. Destek analiz bölümünde ise eğer bir sorun yaşarsanız bu sorunları destek analiz bölümünden çözebilirsiniz. Kripto sözlük bölümünü ben çok kullanıyorum. Çünkü açıkçası İngilizcem çok iyi değil. O yüzden kripto üzerindeki anlamadığım terimleri buraya yazarak o terimler hakkında detaylı bilgileri elde ediyorum. Mesela airdrop kelimesini duydum ve bilmiyorum. Buradan devamını oku diyorum. Airdrop nedir ile ilgili yazı çıkıyor. Aynı zamanda da Serdar Kuzoğlu Airdrop hakkında kısa bir video hazırlamış ve bunu izleyerek Airdrop kelimesi hakkında bir fikir elde edebiliyor. Genel olarak şöyle bir Paribu'ya göz attık. Şimdi mobil versiyonunu nasıl kullanabiliriz? Ona geçelim. Paribu borsasını ilk açtığımda beni böyle bir panel karşı. Bu noktada giriş yap seçeneğine tıklıyorum. Daha sonrasında aşağıda bulunan ücretsiz hesap oluştur seçeneğine tıklıyorum. Ve bu bölümde Ad, soyad, cep telefonu, e-posta ve parola gibi bilgilerimi giriyorum. Bu bilgileri tamamen doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Çünkü buraya para yatıracaksınız. Yarın öbür gün borsa üzerinde bir hata yaşadığınızda ve destek ekibiyle iletişime geçtiğinizde sizden gerçek bilgilerinizi istediğinde eğer ilk kayıt olurken yanlış bilgileri girdiyseniz bilgileriniz uyuşmayacak ve sorununuzu çözemeyeceksiniz. Belki paranız içeride kalacak. O yüzden tamamen doğru bilgileri girin. Yukarıdaki bilgileri girdikten sonra aşağıda bulunan kullanım sözleşmesini kabul ediyorum. Aydınlatma metni kapsamında ileti almayı kabul ediyorum. Açık rıza metnini kabul ediyorum gibi bildirimleri tikledikten sonra hesabımı oluştur seçeneğini seçiyorum. Şimdi cep telefonuma onay için bir mesaj gelecek. Bu onay mesajını giriyorum. Şu an Paribu'ya kayıt olmuş bulunmaktayım bu üzerindeki işlemlerimi daha güvenli bir şekilde yapabilmek için KYC işlemlerini doğrulayacağım. Ben sağ yukarıda bulunan ayarlar sekmesine tıklıyorum. Ve güvenlik bölümünden kimlik doğrulama seçeneğini gerçekleştireceğim. Eğer yabancı uyruklu bir vatandaşsanız sağ taraftaki seçeneği seçin. Türk vatandaşsanız sol taraftaki. Kimliğimi doğrulamış bulunmaktayım. Aşağıda bulunan e-posta doğrulama seçeneğini gerçekleştireceğim. Şimdi e-posta adresimizi yazalım. Şimdi ise e-posta adresime gelen kodu buraya gireceğim. Daha sonrasında isterseniz bu bölümden parolanızı tekrardan değiştirebilirsiniz. İki aşamalı doğrulama seçeneğini de şimdi yapacağım. Bu noktada Google Authenticator uygulamasını telefonunuza indirmiş olmanız gerekiyor. Ben indirdiğim için bu işlemi gerçekleştirebileceğim. Eğer indirmediyseniz bu uygulamayı iOS ve Android cihazlara indirebilirsiniz. İki aşamalı doğrulamaya aç diyorum. Uygulamaya giriş yaparken ki kullandığım parolayı buraya giriyorum. Şimdi cep telefonuna gönderilen onay kodunu buraya tekrardan gireceğim. Bu alanda vermiş olduğu kodu kopyalıyorum. Daha sonra Google Authenticator uygulamasına gidiyorum. Google Authenticator uygulamasını açtıktan sonra sağ altta bulunan artı ikonuna tıklıyorum. Kurulum anahtarını gir dedim hesabıma yazıyorum hesabım ismini. Paribu yazdım. Az önce kopyalamış olduğum yazıyı yapıştırıyorum. Ekle diyorum ve şu an Paribu hesabım iki aşamalı doğrulamayı yapmış oluyorum. Şimdi bu noktadan çıkalım. Outcounter ile oluşturmuş olduğumuz kodu girdikten sonra işlemi gerçekleştirmiş olacağım. Bakalım burada yazan kod neymiş? 531.989 çok hızlı geçeceği için tekrar yeni bir kod gelmesini bekliyorum. 541-356 Evet bu işlemi de yaptıktan sonra iki aşamalı doğrulamayı yaptık. E-posta değişikliğini yapabilirsiniz. Face ID, Touch ID ve PIN kodunu da girebilirsiniz. Da, bu işlemi de yapmak için böyle tıkladığınızda yeni bir PIN kodu oluşturacaksınız. Hemen bunu girelim. PIN kodumu tekrardan giriyorum. Bunu da yapmış oldum. Artık bu noktada temanın rengini değiştirebiliyorsunuz. Koyu yaptığınızda Paribu'yu siyah olarak kullanabilirsiniz. Şu an görmüş olduğunuz gibi benim hesabımda Türk lirası bulunmamakta veya bitcoin, tether gibi hiçbir varlık bulunmamakta. Bankadan buraya para yatıracaksak ne yapacağız? Türk lirası bölümüne tıklıyorum. Yatırma bölümü geldi karşıma. Buradan Paribu'nun anlaşmış olduğu bankaları seçebilirsiniz. Daha sonrasında ise aynı EFT işlemlerini nasıl gerçekleştiriyorsanız herhangi bir şahsa para nasıl atabiliyor atıyorsanız Burada da aynı işlemi yapacaksınız. EFT seçeneğini seçtikten sonra yukarıda bulunan alıcı ismine Paribu Teknoloji AŞ zaten hemen yanında kopyala var. Bunu kopyalayıp oraya yapıştırıyoruz. Daha sonrasında IBAN'ı kopyalayıp yapıştırıyoruz. Ve yatırmak istediğimiz tutarı yatırıp Türk lirasını buraya aktarmış oluyoruz. Yatırma işleminde şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Para yatıracaksanız buraya kendi hesabınızdan yatırmanız lazım. Yani Ziraat Bankası hesabınızla yatırmanız lazım. Veya Vakıf Bank gibi. Arkadaşım işte Paribu, Paribu hesabıma para atsın. Ben onu öderim gibi bir düşün düşünceniz varsa bu işlemi gerçekleştiremiyorsunuz. Haberiniz olsun. Çekme işlemine geldiğimizde ise tekrardan burada isim zaten kilitli. Yine IBAN'ımızı giriyoruz. Çekilecek miktarı giriyoruz. Çekim bedeli zaten standart 3 TL aşağıda yazıyor. TL çek dediğimizde ise çekmeyi gerçekleştirmiş oluyoruz. Peki Binance gibi, OKEX gibi, Huobi gibi borsalardan paranızı nasıl aktarabilirsiniz? Bu noktada Ripple kullanmanızı tavsiye ederim. Ripple yatırma ve çekme işlemlerinde düşük komisyon kesiyor. O yüzden bu noktada Ripple'ı kullanabilirsiniz. Ethereum veya Bitcoin yatırmak isterseniz 10 dolar gibi, 5 dolar gibi yüksek komisyon ücretleri ödeyebilirsiniz. O yüzden XRP'yi tercih ediyorum ben yatırma ve çekme işlemlerimde. Şimdi yatırma bölümündeyken bu Ripple ağını kopyalıyorum. Daha sonrasında hesabımda bulunan 18 tane Ripple var. Çekme işlemine tıklıyorum. Ve buraya XRP yazıyorum arama bölümüne XRP. Evet bu seçeneği de seçtim. Adresi buraya yapıştırıyorum. Ripple adresimi. Aa zaten Ripple bakın 0,25 cent'lik 25 Ripple olacak. Okey dedim. Daha sonrasında buraya buraya ise tag'i yapıştırmam gerekiyor. Tag dediği şuradan hemen gösterelim. Destination tag. Bunu kopyalıyorum ve bu alana destination tag'i yapıştırıyorum çekmek istediğim tutarı yazmam gerekiyor. Maksimum seçeneğini seçtim. Çekim tutarı en az 20,25 olması gerekiyormuş. Ben şimdi bu 21,25'i tamamlayacağım ve çekme diyeceğim. Yapacağım tek işlem bu kadar olacak. Daha sonrasında hesabıma geçecek. Evet 23 tane XRP alıp para çekme işlemini gerçekleştirdim. Bakalım para ne kadar? bir süre zarfı içerisinde paribu hesabıma yatacak. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok az bir tutarla XRP'leri buraya yatırmış oldum. Şimdi burayı kapat diyorum ve XRP'ler şu an en üstte gözüküyor. Toplam sağ üst tarafta bulunan 23 adet şu sol tarafta bulunan Ripple'ın TL fiyatı 5.5 TL'ymiş ve bunlar toplam 128.5 TL yapıyormuş. Hesabımıza para yattığına göre işlemleri nasıl gerçekleştirebileceğimize bakalım. Öncelikle ana sayfa bölümüne geliyorum. Bu ana sayfada direkt olarak cüzdanımızı görebiliyoruz. Cüzdana tıkladığında direkt beni cüzdana gönderiyor. Alarmlar buna birazdan değineceğiz. Paribu ile ilgili aklınıza takılan videoları, rehber videoları izleyebilirsiniz. Burada ise en çok işlem gören coinleri, alt coinleri veya fan tokenlarını görebiliyorsunuz. Burası size son zamanlarda revaçta olan coinleri görmenizi sağlar. Şimdi buradaki işlemleri bitirdikten sonra piyasalar bölümüne gelelim. Tüm ürünlerin TL cinsinden fiyatlarını görebiliyoruz. Yine TL'ye tıkladığımda aynı şekilde ürünlerin TL cinsinden fiyatlarını görebiliyorum. Fan te, fan yine aynı şekilde TL cinsinden fakat ayrı bir kategori yani fan tokenları Atletico Madrid, Galatasaray, PSG, Barcelona gibi tokenları görebiliyorum. USDT seçeneğini seçtiğimde ise coin'lerin veya token'ların dolar cinsinden değerlerini görmüş oluyorum. Bildiğiniz gibi USDT 1 dolara eşit bir stabil coin. Yani burada Ethereum'un 2131 dolar olduğunu bize gösteriyor. Şimdi buraya XRP yazdığımda karşıma 2 adet fiyatı gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi. Biri TL cinsinden biri USDT dolar cinsinden. TL cinsine tıklıyorum. Ve sağ üstte görmüş olduğunuz yıldız ikonuna basarak bunu favorilere eklemiş oluyorum. Bu favorilere eklemiş olduğum coinleri nereden göreceğim peki? Yine aynı şekilde sağ üst tarafta bulunan yıldız ikonuna tıkladığımda Görmüş olduğunuz gibi favorilere eklemiş olduğum XRP'yi görebiliyorum. Tekrar tıklayıp bunu favorilerden çıkardığımda artık favorilerim boş. Şimdi XRP yazalım. XRP. Hemen bunu şöyle TL cinsini veya USDT cinsini USDT'den aldık. USDT cinsinde işlem yapalım ya da kafanız karışmasın baştan TL cinsinden işlem yapalım. Favorilere ekledim ve karşımızda alış satış bölümü açık. Sol üst taraftaki 3 simgeye tıkladığımızda bizi grafik karşılıyor. Buradan 6 saatlik, 24 saatlik, 7 günlük, 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık fiyat değişimlerini görebiliyoruz. Buradan bir çıkalım. Tekrar üzerine tıkladığında çıkıyor. Daha sonrasında sol yeşil bölümle bulunan bölüm alış fiyatı ve miktarlarını görüyor. Sağ tarafta bulunan ise satış fiyatlarını ve miktarlarını görüyor. Şimdi bu noktada alış yapmak istediğimizde bir limit emri girmemiz gerekiyor. Neden limit emri? Buraya da değinelim. Limit emri piyasa emrine göre daha az işlem komisyonu ödememizi sağlar. O yüzden genellikle fiyat limit emrini kullanırız. Bu koşula stop loss bölümünde değineceğiz. Alış yaparken koşulu genellikle kullanmayız. Limit bölümüne geldiğimde XRP almak istiyorum. Örnek verelim. Kaçtan alacağım ben XRP? Şu an tabimde TL olmadığı için, XRP olduğu için bu işlemi gerçekleştiremeyeceğim. Sadece göstermek amaçlı. Bu alış işlemini örnek veriyorum. Hatta biz öncelikle biraz satış yapalım. Çünkü TL cinsinden emirleri göstermem lazım size. Satış bölümündeyim. Mesela burada almak isteyen ilk kişi 5,5 liradan bu alış emrini gerçekleştirecek. Ben bunu kaç liradan satmak istiyorum? Örnek veriyorum. Şuraya fiyat olarak yazıyorum. 5'e 50'den alıcı var. Bakın şu en üstteki 550, 550'den benim XRP'leri almak istiyor. Fakat ben 5 60'dan satmak istiyorum. 560'a tıklıyorum. Buradan tamamını seçebilirim veya şöyle şuraya ne kadar var benim? 128 TL var. 100 liralık, 100 liralık satış yapacağım XRP. Mesela buraya 100 lira yazdım. 560'tan 100 liralık satacağım. Sat diyorum. Bakın satış emriniz alındı. Emirlerimi nereden göreceğim? Açık emirlerim. Açık emirlerim bölümünden emirlerimi görmem lazım. Bakın emirler buraya düştü. 5.60'a gelince fiyat 100 liralık XRP'yi satmış olacağım. Şimdi bunun birazını satalım. Ki alışı nasıl yapabileceğimizi gösterelim. Bu iyi emri iptal etmek için ise sağ tarafta bulunan iptal et seçeneğine tıklıyorum. Limit Limitteyim en üstteki kişiyi satalım hemen. Ne kadar satmak istiyorum ben? Örnek veriyorum limitten 50 liralık satmak istiyorum. Şöyle 9 tane 5 Fiyat arttı bakın. Alıcı fiyatı arttı. Tekrardan üsttekine tıklıyorum. Hemen satsın üsttekine. 50 yazdım ve 50 liralık sat diyorum. Ona direkt satacağım. Şu an satış emriniz gerçekleşti. Cüzdana gelelim. Şöyle sayfayı yenilelim. Görmüş olduğunuz gibi 50 liralık satış yapmış oldum. Şimdi alışı nasıl yapacağız? Alış bölümüne geliyorum. Almak istediğim fiyatı yazıyorum. Mesela şu an 0.50'den alıcı var. 0.70 57'den de satıcı var. Ben de diyorum ki fiyat 5.45'e gelirse ya tabi bunu grafiklere bakmanız lazım. 5 lira 45'e gelirse ben de bunu alacağım diyorum. Ne kadarlık bir alış işlemi gerçekleştireceğim? Bakın buraya artıya tıkladığımda direkt cüzdanımdaki hepsini almaya almaya çalışıyor. 5.45'e gelince al diyeceğim. Alış emrim girdi. Emirlerim neredeydi? Açık emirler bölümüne birazdan düşecek. Biraz geç düşüyor. Evet, şu an düştü. 50 liralık 5,450'ye gelirse bu satış bu alış emrini gerçekleştireceğim. Koşul bölümüne geliyorum. Diyorum ki fiyat eğer XRP 4 lira 40 kuruşa 30 kuruşa düşerse 4 lira 20 kuruştan sen bunları satmaya başla. Peki ne kadarını satacağım? Hepsini sat diyorum. Çünkü neden? Daha fazla düşeceğini düşünüyorum. Yani boş yere zarar etmeyeyim. Stop loss, zararı kes anlamında. Daha sonra sat dediğimde emirlerim bakın düştü. Ne diyor koşul? 4.30'a gelirse 4.20'den satmaya başlayacak. Benim elimdeki bütün xrp'leri geri gelelim bu bölümden kolay alsat bölümü var burada bu ne demek istiyor bitcoin alsat bitcoin sat burası market emrini kullanıyor şöyle miktar ne kadarlık bin bir tane bitcoin alacağım mesela örnek veriyorum buradan al dediğimde direkt markette kaç fiyattaysa o fiyattan alır sat dediğimde bir tane bitcoin satmak istiyorum mesela o diğer direkt marketteki fiyat neyse ondan satar. Yani direkt market emrini görmüş oluyoruz. O yüzden yine aynı şekilde işlem ücretleri yüksek. Bu bölümü kullanmanızı tavsiye etmem. Faribi borsası ile ilgili aklıma gelen en çok kullandığım yerleri bölümleri sizlerle paylaşmış oldum. Birlikte borsaya da kayıt olmuş olduk. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Bu ve buna benzer içeriklerden anında haberdar olmak adına kanala abone olup bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.